Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, nasıl zevkü sefa yapayım? Sur sahibi İsrafil aleyhisselam suru ağzına almış, alnını eğmiş, kulak kesilmiş, ne zaman emir verilirse hemen üfürmek için bekliyor. İsrafil aleyhisselam bir kaval gibi suru ağzına almış. Surun ağzının genişliği göklerin ve yerin genişliği gibidir. İsrafil aleyhisselam gözlerini arş tarafına dikmiş beklemektedir. Ne zaman emir gelirse birinci üflemeyi yapar. Bu birinci üflemede göklerde ve yerde ne kadar canlı varsa korkudan hepsi ölür. Yalnız Allah Celle Celaluhu'nun ölmesini murad etmediği canlılar kalır. Bunlar Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam ve ölüm meleği Azrail aleyhisselamdır. Sonra Allah Celle Celaluhu ölüm meleğine sırasıyla Cebrail aleyhisselamın, Mikail aleyhisselamın ve İsrafil aleyhisselamın ruhlarını kabzetmesini emreder. Daha sonra ölüm meleğinin kendisine emir gelir, o da ölür. Bundan yani birinci üflemeden sonra ikinci üflemeye kadar bütün mahlukat 40 sene böylece kalır. Sonra Allah Celle Celaluhu İsrafil aleyhisselamı dirilterek ikinci üflemeyi yapmasını emreder. Şu ayet-i kerime bize bu her iki üflemeyi de ispat eder. Birinci sura üfürülmüş, artık Allah'ın dilediklerinden başka göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. Sonra ona bir daha üfürülmüştür. O anda görürsün ki ölüler dirilip ayakta bakınıp duruyorlar. Canlılar ayakları üzere durup dirilişe bakarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ben peygamber olarak gönderildiğim zaman sur sahibi İsrafil aleyhisselam geldi. Sura ağzını koydu. Bir ayağını ileri attı, bir ayağını geri. Bekliyor. Ne zaman üfleme emredilecek ki? Üflesin. Ey ümmetim! Surun üflenmesinden çekininiz. Düşün şimdi mahlukatın o günkü halini. Üfleme sonunda korkudan ani olarak ölecekler, tekrar dirilirken bu korku yüzünden meskenete ve zelilliğe düşecekler. Haklarında verilecek mesut veya şaki hükmünü bekleyecekler. Sen de onların arasında bulunacak, onlar gibi perişan, onlar gibi şaşkın bir durumda kalacak, belki de dünyada zevkü sefasına bakmış, yemiş içmiş zenginlerin birinden olacaksın. O gün yeryüzünün zalim hükümdarları, insanların en zelili, en alçağı ve en hakiri olacaklar. Tohum tanesi gibi ayaklar altında sürünecekler. Bu anda vahşi hayvanlar dağlardan, çöllerden sökün edecekler. Başları eğik, insanlara karışarak, günah işlemiş olmadıkları halde hor ve hakir olarak mahşer yerine gelecekler. Ani ölümün ve üflemenin verdiği korku onları şaşırtacak ve halktan ürkmeyecekler, kaçmayacaklar. Şu ayet-i kerime bu gerçeğe işaret etmektedir. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman, sonra şeytanlar ve inat ve kibir yüzünden iman etmeyenler görünecek. Korkudan Allah Celle Celaluhu'nun şu ayetini teyit etmek üzere izana gelecekler. Rabbine yemin olsun ki biz onları da şeytanları da elbette mahşerde toplayacağız. Sonra onları kesinlikle cehennemin etrafında dizüstü hazır tutacağız. Orada durumunu ve kalbinin halini düşün ey insan. Sonra bak, mahlukat dirildikten sonra yalın ayak, çırılçıplak ve sünnetsiz olarak mahşer yerine sevk ediliyorlar. O mahşer yeri ki bembeyaz ve pürüzsüzdür. Ne insanın arkasına saklanabileceği bir tümsek, ne de gözden kaybolmasına yarayacak bir çukur. İnsanlar bölük bölük oraya sevk edilirler. Çeşitli sınıflardaki yaratıkları muhtelif yerlerden toplayıp oraya sevk edecek Allah'ı tesbih ederiz. Birinci üflemeyi ikinci üfleme takip eder. O gün bu kalpler, bu gözler korkacaklar. Peygamberimiz
sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, kıyamet günü insanlar bembeyaz, dümdüz ve pürüzsüz bir yerde haşrolunacaklar. Bu yer, bugünkü yeryüzü gibi olmayacaktır. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur ki, o günkü yer başka bir yere, göklerde başka göklere tebdil olunacaktır. İnsanlar kabirlerinden kalkıp bir olan, kahhar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. İbni Abbas der ki, yeryüzünde ilaveler ve eksiltmeler yapılır. Dağlar, taşlar ve dereler yok edilir. Bir sahtiyan haline getirilir. Gümüş gibi bembeyazdır. Üzerinde kan dökülmemiş, günah işlenmemiştir. Göklerin güneşi, ayı ve yıldızları yok olur. Bak, ey tembel kişi! O günün korkusuna ve şiddetine bak. Mahlukat, bu düz yerde toplandığı zaman, gökteki yıldızlar saçılacak, güneş ve ay mahvolacak, aydınlatıcı ışık kaynakları, güneş ve ay yok olduğu için, yer kapkaranlık bir hale gelecek. İnsanlar, yukarıda anlatıldığı gibi, toplanmış bir haldeyken, gök cisimleri, onların tepelerinde dönecek. O kadar büyüklüklerine ve sertliklerine rağmen, parça parça olacaklar. Meleklerse, kıyıda köşede duracaklar. Bu büyüklükte, ve bu sertlikteki gök cisimlerinin parçalanmasından meydana gelen sesler ne korkunç olacak. Sonra gök cisimleri tamamen çökecekler. Erimiş ve sarılık karıştırılmış gümüş parçası gibi akacaklar. Kızıl sahtiyan haline gelecekler. Dağlar atılmış pamuk gibi olacak. İnsanlar yaygın pervaneler gibi olacaklar. Yalın ayak, çıplak ve yaya bir halde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, insanlar yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunurlar. Ter içinde kalırlar. Öyle ki kulak memelerine kadar ter suyuna gömülürler. Hadisi rivayet eden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Sevde der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme avret yerleri ne olacak? Kimimiz, kimimize bakacak mıyız diye sordum. Şu cevabı verdiler. Hüzün, insanları meşgul edecek. Öyle ki, bu meşgaleden kimse kimseye bakamayacak. Herkes, kendi başının derdine düşecek. Demek o gün, ne dehşetli bir gün ki, avret yerleri açılacak. Fakat kimse kimseye bakamayacak. Bakmak için, en ufak bir meyil bile olmayacak. Nasıl olsun ki, o gün kimisi yılan gibi karnı üzere sürünerek, kimisi yüzünü yerlere sürterek yürüyebilecek. Başkalarına göz atmaya asla gücü olmayacak. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haşredilirler. Bunlar 1- binitler, 2- yayalar, 3- yüzüstü yürüyenlerdir. Bu esnada dinleyenlerden biri sordu. Ey Allah'ın Resulü, yüzüstü nasıl yürürler? Resul aleyhisselam buyurdular. Onları ayak üzere yürüten, yüzüstü yürütmeye de kadirdir. İnsanoğlunun tabiatında ünsiyet peyda etmediği, alışmadığı şeyleri inkar etme hassası vardır. Öyle ki, mesela yılanın ayaksız, karnı üzerinde sürünerek yıldırım gibi gittiğini görmüş olmasa, ayaksız olarak yürümeyi tasavvur edemez, inkar eder. Ayak üzerinde yüründüğünü görmemiş olan bir insanca, bu da ihtimal dışı bir şeydir. Kıyamet gününün anlatılan acayip hadiseleri, dünyada vuku bulanlara uymadığı için sakın inkâra kalkışma. Çünkü dünyada bile vuku bulan birçok hadiseleri müşahede etmemiş olsan ve sana böyle bir hadisenin olacağı anlatılsa şiddetle inkar edersin. Şimdi kalbinde kıyamet günündeki halini şekillendir. Sen çırılçıplak, zelil, hor ve hakir ve şaşkınlık içinde ayakta duruyor ve hakkında verilecek hükmü bekliyorsun. Sonunun ya mutluluk ya da bedbahtlık olduğuna karar verilecek.
O andaki bu hal fevkalade bir haldir. Bunu böylece değerlendir. Sonra mahlukatın o andaki izdihamını düşün. 7 kat gök ve 7 kat yer ehli, melekler, cinler, insanlar, şeytanlar, vahşi hayvanlar ve kuşlar orada toplanacaklar. Güneş sıcaklığı artmış olarak üzerlerine vuracak. Mahlukatın tepesine 2 yay kadar yaklaşacak. Mahşer yerinde kainatın mutlak sahibi Allah Celle Celaluhu'nun arşının gölgesinden başka hiçbir gölge kalmayacak. Onunla da ancak Allah Celle Celaluhu'ya yakın olanlar, Allah'ın ahlakıyla ahlaklananlar gölgelenebilecek. Güneşin harareti eritecek derecede olacak. Kişi sıcaklıktan şiddetle sıkılacak. Sonra mahlukat itişip kakışacak. İzdihamdan birbirlerini itecekler. Birbirlerini çiğneyecekler. Bu izdihama bir de Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna sevk edilirken utanma hissinden meydana gelen sıkıntı eklenecek. Güneşin harareti, nefeslerin sebep olduğu sıcaklık ve kalplerin utanma ateşiyle yanmasından asıl olan sıkıntı birleşecek. Her kılın dibinden ter fışkıracak. Öyle ki mahşer yerinin o temiz toprağı üzerine akacak. Bu akan terlerden su birikintileri hasıl olacak ve işledikleri kötü amelleri kadar yükselecek. Bu su birikintileri bazılarının dizine kadar, bazılarının beline, bazılarının kulak memelerine kadar çıkar. Bazıları da içinde kaybolacak derecede ter suyuna batarlar. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. İbni Ömer'in rivayet ettiği bir hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükmü için insanların kabirlerinden kalkacakları günde bazıları kulaklarının yarısına kadar tere gömülür. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste şöyledir. Kıyamet günü insanlar terler. Öyle ki terleri 70 kulaç yerin altına girer. Ter ağızlarını kapatır, kulaklarına erişir. Allah Celle Celaluhu ondan razı olsun. Amiroğlu Ukbe'nin naklettiği bir hadise şöyledir. Kıyamet günü güneş yere yaklaşır. İnsanlar terler. Bazılarının teri topuklarına kadar yükselir. Bazılarınınki baldırının yarısına, bazılarınınki dizine, bazılarınınki kalçasına, bazılarınınki koltuk altına, bazılarınınki ağzına kadar yükselir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sırada eliyle işaret edip ağzını kapıyordu. Bazılarının da başından aşar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu esnada eliyle başına vuruyordu. Düşün ey tembel kişi! Ehli mahşerin terleyişini ve çektikleri ıstırapları düşün. O günü insanlardan bazıları Allah Celle Celaluhu'ya nida ederek diyecek ki, Rabbim ateşe bile gitsem beni bu sıkıntıdan ve bu bekleyişten kurtar. Bütün bu sıkıntılar henüz hesap görülmeden ve azaba uğramadan olacaktır. Sen de bu canlılardan birisin. Terinin nerene kadar yükseleceğini bilmiyorsun. Bil ki Allah Celle Celaluhu yolunda hac etmek, cihat yapmak, oruç tutmak, namaz kılmak, bir Müslüman kardeşin ihtiyacını temin etmek için yorulmak, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak hususunda zahmet ve meşakkate katlanmak suretiyle akmayan bir teri, kıyamet gününün utancı ve korkusu mahşer meydanında akıtır. Orada kederli anlar uzar. Eğer insanoğlu cehaletten ve gururdan kurtulmuş olsaydı, dünyada Allah yolunda bulunmaktan dolayı terlemenin verdiği sıkıntıya katlanmanın, kıyamet günü terlemekten ve sıkıntı içinde beklemekten daha kolay ve zaman bakımından daha kısa olduğunu görürdü. O gün öyle bir gündür ki, sıkıntısı büyük, müddeti de uzundur.